Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nedîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel hayri velev esîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. İzâ etâ ahadukum el gâita felâ yestakbilil kıble ve lâ yuvelliha zahrahu şerriku ve evgarribu. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt, el, ashab, etbalar, rıdvanullah aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihar eden mümin müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz üstazlarımızın, müşafenlerimizin hazırun dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Evet, izâ ete'r-raculu el-kavme, bir adam bir kavme, topluluğa vardığında Müslüman selameti bulmuş, kendi sulha, mutluluğa ermiş, başka elinden dilinden hiç kötülük gelmeyen, böylece sulh kaynağı olan insan demektir. Müslüman bu demektir. Silm, selamet, sulh aynı köktendir. Müslüman da sulhçu adam demektir. Allah'a inanmıştır. İçinde kavga bitmiştir, mutludur. Mutlu olduğu için mutlu konuşur, mutluluğa bakar, mutluluğu dinler, mutluluğa yürür, mutluluğa uzanır. Kimseye zararı dokunmaz, dokunmamalıdır. Müslüman böyle olur. Şimdi bir yerden bir yere gittiği zaman selam verince, Müslüman Müslümana selam verir. Aa, Müslüman din kardeşimiz geldi diye vardığında selam verecek. Evet, Müslüman Müslümanla karşılaştığı zaman selam verecek. Selam verdikten sonra işi müsaitse, zamanı müsaitse 2-3 kişi yanına selam verdi, oturacak. Müsaitse, tabii kabul ederlerse, vardı yanlarına. Bir topluğa geldiniz, selam verdiniz. Ve aleyküm selam dediler, aldılar selamlarını, oturdunuz. Oturanlar fakalu lehu merhaban. Oturanlar gelen adama merhaba, merhaba, merhaba derler. İşte bu hadise dayanır o. İslami bir husustur. Sadece bir örf değil, temeli din olan, peygamberimiz emri olan bir örftür, güzel bir şeydir. Selam verilir, oturduğun zaman da merhaba, merhaba denir. Merhaba demek, sadefte evlakite ruhben, hoş geldin, genişlik, bereket, bolluk getirdin. Biz senin dostumuz, bizden sana kötülük yok, sen de kardeş kabul ettik, merhaba. Sen bizim dostumuzsun, rahat ol, korkma. Kardeşlerin arasına oturuyorsun. Söz bu. Söz bu. Evet. Bir ikramdır. Sevgi alametidir. Böyle olunca onu kardeş kabul etmektir. Dostluk, muhabbet duyguları ortada belirir. Ve edilen laflara güvenilir. Güvenilir. Bu merhaba sözünü ilk söyleyen Seyf İbn-i Ziyezen diye bir hükümdardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bazı eski İslam'dan önceki adetleri, güzel adetleri onaylamıştır. Şer'u man kablene
bizden evvelkilerin güzel şeyleri de bizim için delildir. Delildir. Bu da onlardan birisidir. Peygamber böyle söyleyince merhaba demek sünnettir. Evet. Böyle dışarıdan gelen bir Müslümana oturunca bakın şimdi ne olacak bundan diyeceksiniz. Kardeşlik var demektir. Kin yok, haset yok demektir bu söz söyleyince. Merhaban bihi yevmel kıyame. Kıyamet gününde o topluluğa gelen adama merhaba diyenlere kıyamet gününde herkesin köşe bucak girecek delik aradığı o müthiş günde korkma, rahat ol denir Allah tarafından. Merhaban bihi yevmel kıyame. Kıyamet gününde ona böyle söylenir. Yevme la yelka rabbahu. Rabbına kavuştuğunda sen gelen Müslümana kardeşimsin, korkma, hoş gel, hoş geldin, sofalar getirdin, rahat ol dedin. Müslümana rahat, güzel davrandın. Ben de sana şimdi rahat ol diyorum, korkma diyorum, korkulardan seni emin kılıyorum der. Görüyorsunuz Müslümanlık çok kolay. Bazen çok inceliyor, bazen çok kolay. Bir selam vermekten, selam verdikten sonra merhaba demekten insan yakayı kurtarabiliyor. Allah'ın böyle hoşuna gider. Böyle Allah'ın sen de rahat ol, seni affettim demesine yol açar. Ama böyle değil. Ve izâ etâ er-racülül kavme fekâlû lehu kahtan fekahtan lehu yevmel kıyâme. Adam gelmiş, selamun aleyküm ağalar demiş, selam vermiş. Adamlar nereden geldi şu lanet filan diye yüzden ekşitmişler. Merhaba değil, gelme buraya, git demişler. Kin, haset göstermişler. Dargınlık, acizlik göstermişler. Gelme demişler, sana yer yok burada, defol demişlerse kıyamet gününde merhametten sen de uzak ol, sen de bugün yer bulama, girecek delik ara denir kendisine. Sen gelen Müslümana yer vermedin, hoşça geldin, sofa geldin diye onun bağrına basmadın. Öyle mi benim kuluma, müminime, abdime böyle davrandın? Şimdi sen de girecek delik ara, hadi git, rahmetimden uzaksın, defol git denir. Evet, defol git denir. Onun için müminler birbirlerini sevmeli. Aralarına kin, nefret, haset, fesat olmamalı. Bu basit meselelerde bile hemen kaynaşıvermeli. Kaynaşıvermeli. Tabii bu gelen adam Müslümansa, güzel insansa, güzel insansa, anarşist, eli kanlı katil biliyorsun. Merhaba, hoş geldin, sabah geldin. Yok, kusura bakma, seni koruyamayız, himaye edemeyiz, aramıza alamayız diyeceksin. Nasıl bugün kanunda suçluyu korumak yataklık suçu ediyorsa İslam'da da aynıdır. İyi insanlara merhaba, hoş geldin, kardeşimizsin, buyur otur, bir çayımızı iç, bir yememi ye, çorbamı iç. Elhamdülillah bu aziz millet bu sünnetleri bilmiyor ama bu sünnetleri örf olarak yaşıyor. Nereye gitsek Anadolu'da hiç tanımadığımız kişiler. Hiç böyle dağların arasında 5-10 hanelik bir köy. Varıp orada bir namaz kılıyorsun. Bey buyur bir çayımızı iç, bir çorbamızı iç bey. Aa, hiç tanımadığın adam. İşte bu hadisler, bu sünnetler. Mahşerde de müminlere böyle güzel davrananlar, merhaba, hoş geldin, buyur bir çayımızı iç diyenlere Allah da merhametime hoş geldin, merhametim seninle olsun diyecek. Böyle değil, ne işin var orada deyip cimrilik gösteren, kin, nefret, haset gösteren, düşmanlık gösterenlere de sen benim kullarıma böyle mi davrandın? Buyur sen de girecek delik ara der Allah diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kalplerimiz kinden arınsın, haset duygularından ırak olsun. Allah hiçbir mümine, kalbinde iman olan hiçbir mümine
kalbimizde kin, nefret, haset, fitne, fücur bırakmasın inşallah. Görüyorsunuz ne kadar önemli, ne kadar güzel. Evet, soruyor şimdi. Kadir gecesinde kim affolmaz? Kim affolmaz? Mümine kim besleyen? Anasını babasına zulmeden. Dünyayı verseler vallahi bir kadeh şaraba değişmem diyen, şarapta ısrarlı olan. Öyle diyor, kitaplar öyle yazıyor. Affedemeyecek ben değilim Allah, ama böyle yazıyorlar. Kim besleyen başında? Müminlere kim besleyen, dargın duran, nefret eden, haset eden, af yok diyorlar. Kitaplar öyle yazıyor. Allah kalbimizden kini, nefreti, hasedi, fesadı atsın inşallah. Müminleri candan sevenlerden olalım inşallah. Hadis-i şerifi Hakim Müstedrek'inde Toborani Dahhak bin Kays el-Fihri'den nakletmiş. Buhari Müslim şartlarını taşıyan bir hadistir. Taberani de diyor ki ricaluhu ricalus sahih. Bu hadisi nakledenler rivayetlerine güvenilir insanlardır diyor. Evet, ize ater raculu ahahu yauduhu. Müminler müminleri sevmeli dedik ya. Müminlik insanlık çalı başında bitmemiştir. Müminin kara gün dostu olmak lazım. Başı sıkıldığı zaman koşmak lazım. Bu bizim insanlık görevimiz, Müslümanlık görevimiz. Hasta olduğu zaman ziyaret edeceğiz, acısını hafifleteceğiz. Musibetinin etkisini hafifleteceğiz. Biliyorsunuz, morali yüksek olan hastaya ilaç daha iyi geliyor. Tıbben sabit. Moral bozukluğu olanı ne kadar ilaç versen tersine gidiyor. Ama morali düzgün olduğu zaman ilaç iyi geliyor. İlaç hastalığı yeniyor. Öyle söylüyorlar. Evet, Müslüman da Müslümanın moralini düzeltmek için hastalandığında ziyaret eder. İşte bir müminin, hasta olan mümini ziyaret etmesi görevidir. Aynı zamanda bu görev yaptığı zaman Allah'ın çok hoşuna gider. Bir adam din kardeşini hasta olması sebebiyle ziyaret maksadıyla gittiğinde meşâ fî hurâfetil cennet, cennet yollarında yürür, cennet yollarında yürür. Yani hasta ziyareti, mümini ziyaret etmek insana cenneti kazandırır. Bu yol insanı cennete götürür. O manaya gelir. Bir de zaten cennete girmiş demektir. Zaten cennete girmiş demektir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, hasta ziyareti çok önemli. Gittiğiniz zaman Peygamberimiz elinin tersini alnına koyarmış. Allah şifa afiyet versin. Maşallah, maşallah. Yoho, aslan gibisin sen ya. 2-3 güne varmaz kalkarsın diye moral vereceksin. Adama vardın mı? Vah vah, sen gar kalkmazsın, bu işten gidersin, bu yok. Evet, sen ne desen Allah dediğini yapacak. Takdir neyse olacak. Eceli gelmişse bu hastalıktan öbür tarafa gidecek. Ama biz Müslüman olarak din kardeşimizin moralini düzeltmek görevindeyiz. Ona moral vereceğiz. Adama biraz moral verip daha iyi olmasını sağlayacağız. Böyle vah vah sen gar ölürsün gar demek olur mu hiç? Kesinlikle öyle görsen bile onu söylemeyeceksin. Allah şifa afiyet versin. Allah seni inşallah kısa zamanda selamete erdirir diye güzel dualar edeceksin. Ve de çok kalmayacaksın. Neden? Hasta adam, vücudundaki sirkülasyon bozulmuş demek. Senin mesela yildiğin gelse tutarsın, insanların yanında ayıp olur dersin. Hasta adam tutsa zararlı, tutmasa o insan çabuk ayrılır oradan da rahat etsin. Yellemesin, rahat etsin, ayağını rahat uzatsın. Fazla kalmayacaksın yanında. Evet, hatta yeclise feyze celsele gamaratur rahme. Yolda giderken cennet yollarında gider hasta ziyarete giden adam. Cennet yollarında yürümüş olur. Dikkat edin, ibadet yapıyor hasta mümine ziyarete giden adam.
ibadet yapmış oluyor. Cennet yollarında yürümüş demektir. Vardı, oturdu. Geçmiş olsun maşallah. İnşallah yakın zamanda kalkarsın, aramıza girersin filan diye oturup 2-3 dakika böyle konuşurken rahmet denizine dolar diyor. Allah'ın rahmeti ona sağanak sağanak yağar. Müslümanlık ne kadar kolay din görüyorsunuz. Allah'ın rahmeti demek günahlarımızın affı demek. Günahların affı demek. Fe in kana gadveten salla aleyhi 70.000 melek. Sabahleyin hasta ziyaretine gittin. Sabahleyin böyle gittin, bir gönlün alayım yahu dedin. Gittin. Maşallah maşallah, oo, çok iyi filan diye vardın oraya. Adam neşelendi, sevindirdin adamı, sevindirdin. Akşama kadar 70.000 melek, Allah'ım bu mümini sevindiren kulumu günahlarını sil, affet diye dua ederler. Dua ederler. Evet, hatta yumsiye, geceye kadar böyle devam eder bu duaları. Evet, ve inkâne mumsiyen salla aleyhi 70.000 melek hatta yusbiha. Gece gitmişse ziyaretine akşam, sabaha kadar 70.000 melek şu mümine moral veren, sevindiren kulumun günahlarını affet ya Rabbi diye sabaha kadar dua ederler diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olur bundan, hacı hastaya moral vermekle kalmazsın ki. Adamın gelmediğin zaman, ya hasta oldun dönüp bakmadı be diye kalbi kırılmaz mı? Kırılır. Hasta olup gelince koştu mu, ne kadar hem sevinir hem de eskiden kalbinde sana bir ilinti varsa gider o. İkiniz arasında sevgi doğar. O hastanın sahipleri de Allah razı olsun, dost kara günde belli olur. Bak başımız bunu aldı, hemen koştu geldi, işini bıraktı geldi diye ailecek dostluk başlar. Sen insansın, insanlık görevini yapmış olursun. İnsan olduğunu ispat edersin. Allah'ın da rahmetine erersin. Faydasına bak. Aileler böyle birbirini sevdi mi, toplumda düşmanlık kalmaz. Toplum güzel toplum olur, yıkılmaz. Faydası çoktur. Beyhaki Hazreti Ali'den Mişkatül Mesabih'te de buna benzer rivayetler vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hasta ziyaretiyle ilgili udul marid, hasta bir kardeşinizi, ki komşumuz Müslüman olmasa bile gayrimüslim olsa hasta olun ziyaret edersiniz, bu sevapları kazanırsınız. O da insandır çünkü. Komşuluk hukuku vardır. Hastayı ziyaret ediniz. Vecibü da'i, bize buyur bir çorba içelim dediği zaman, tabii düğün yemeği olursa tabii vacip gitmek. Yemeğe davet etti mi gidiniz. Ve gıbbu fil iyadeti illa yekuna mağluban fela yuadu. Evet, bu hasta ziyaretini seyrek yapın. Evet. Çünkü hasta yanında çok rahat edemeyeceği için sıkılır. Böyle kısa tutun, seyrek yapın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. 3 gün hastalık 3 gün sürmüyorsa iş çalışacağız. İşimize gideceğiz. 3 günden az süren hastalığa ziyaret mecburiyeti yoktur. 3 günden çok sürerse bu sünnet-i müekkede olur. Ama gidersen vakti müsaitse aynı sevabı alırsın. Evet. Böyle sıkıntılı anlarda müminle gidilir. Sıkıntılı, musibet anlardan birisi de taziyedir. Taziye de 3 gün içinde olur. Adamın cenazesi var. 3 gün başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Aradan 15 gün geçmiş. Sen de komşusun. İşim çok diye gitmemişsin. Adam unutmuş acısını. 15 gün sonra vah 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 ölüverdi, yazık. Komşumuz iyiydi. Adamın yarasını bir daha deşiyordu. Yo yo, iyi değil bu. 3 gün. 3 gün. Ama uzak yerdesin, ancak gelebildin. O zaman 3 günden sonra da taziye olabilir. Yani adamın yarasını ikide bir deşip durmaya da anlam yok, gerek yok diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu hasta ziyareti bu kadar önemlidir. Cennete gitmeye sebep olur.
ve moral vereceksiniz ve meleklerden dua alacaksınız. İza ata ahadakum khadimuhu bi taamihi liyakulhu. Evinizde demek ki hizmetçi tutabilirsiniz. Sizden biriniz evinde hizmetçisi yemek getirdiği zaman diyor, ne yapacağız? Nasıl davranacağız? Demek bir evde hizmetçi tutabilirsiniz. Tabii evde hanımla yalnız kalacaksa erkek olamaz hizmetçi. Kadın olması lazım. Evde erkek varsa kadın olamaz, erkek olması lazım. Bunlara da dikkat edeceksiniz. Evet, bu dinimizin kurallarına dikkat edeceksiniz. Böyle hizmetçi tutulabilir. Yemek pişiriyor mesela hizmetçiniz size, eve tuttuğunuz kadın veya erkek size yemek getirdi. Sofranıza koydu. Yemeniz için yemek getirdiğinde kat kefahu ilacuhu ve duhanehu. Evet. Fel yuclisu ma'ahu. Diyor ki Efendimiz, şimdi o yemeği yaparken hizmetçi, sen varlıklı kişisin, o nihayet asgari ücretten ücret alıyor veya biraz daha fazla alıyor ama sen kadar zengin değil. Öyle her zaman senin yediğin gibi tatlı şeyler yemiyor. Yemeği yaptı, sana getirdi, koydu önüne. Senin için getirdi. Diyor ki, otur oğlum de, otur kızım de, neyse yani. Müsaitse, başkaları da varsa, otur sofraya de, oturttur. Yaptığına, hizmetine karşılık onu de, mükafatlandır. Feinlem yuclisu ma'ahu. Yok, oturması iyi değil hocam. Kızımla oturacağız, oğlumla, hanımla oturacağız. O da aşçı da erkek. Ha, evde rahatız. Giyim kuşam hususunda insanlar rahat olur evde. Ha, öyle oturtturmayacağız. Ha, o zaman fel yunavilhu ukreten ev ukreteyni. Karataya ücret veriyoruz biz. Biz ona yemek vermeyle anlaşmadık. Sadece para vermek anlaştık. Tatlı tatlı şeyler yaptırıyor, getiriyor. Yapılan o tatlı şeylerden yedirmiyor adam. Öyle aile varsa diyor ki öyle yapmayın diyor. Müsaitse oturtun yanınıza. Kibiriniz olmasın, mütevazi olun. Böyle yapamayacağız hocam, ailecek yiyeceğiz. Tamam, hakkınız vardır. O zaman diyor, yaptığı yemekten, yediğinizden ona da ayırın diyor. Hiç olmasa bir lokma, iki lokma ona da verin. Ama çok değerli, çok kıymetli o turfanda olabilir. Bir lokma da ona verin diyor. Yaptı çünkü onu diyor. Ona da aynı yemekten yedirin diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. فَاِنَّهُ وَلَّا حَرَّهُ وَاِلَاجَهُ. Çünkü o da o işi yapmanın sıkıntısını çekti. Parasını aldı ama sıkıntısını çekti. Bunlar peygamberin tavsiyeleridir. Evet. Mecburi olan insanca, insanların normal yiyeceği neyse, hizmetçi de olsa o yemeği yedireceksin. İnsanca insanlar nasıl giyiniyorsa ondan giydireceksin. İnsanca insanlar nasıl odada kalıyorsa aynı odada oturtacaksın. Hayvanlarla oturtamazsın. İslam'da böyle. Bakın aynı şeyi hadis tercüme ediyorum. Hani bunu niye söylüyorsunuz? Filmlerde seyrediyorsunuz. İşte Afrika'dan o siyahileri getirmişler. Filmlerde seyrediyorsunuz. Söylemeye gerek yok şu ülke, bu ülke diye. Karın tokluğuna metrolar yaptırmışlar. Bilmem maden ocaklarını çalıştırmışlar. Hayvanlarla aynı yerde barındırıyorlar. Öyle filmleri kendileri çevirmişler. Biz çevirmedik yani. İslam'da bu olmamıştır. Olamaz. Peygamber yasaklıyor. O da insandır diyor. İnsanca yedireceksin, insanla giydireceksin. İnsanca yerde barındıracaksın. Evet, çalıştırabilirsin. Evet, burada da onun bir örneğini veriyor. Ahmed İbni Hanbel, Buhari, Müslim, Ebu Davud, İbni Mace, İbni İhban, Tirmizi, Ebu Hureyre Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisini size arz edeceğim. İza ataküm kerimü kavmin fekrimuhu. Size bir milletin
bir topluluğun, bir kavmin ulusu geldiğinde, ulu yani büyük adamı, reisi, en hatırlı sayır adamı, idarecisi, valisi, müdürü, kimse yani o topluluğun. Şimdi bu gibi adamlar herkesten arz-ı hürmetler efendim beyefendi filan demeye alışmışlardır. İltifat beklerler. Hep insanlar onlar iş bitireceği için ister istemez selam dururlar. Sokakta geçti mi kaç kişi ayakta duruyor. En azından ondan zarar gelmesin diye. Veya iş bitecek diye. Veya memleketimize hizmet ediyor diye saygısından selam duruyorlar mesela. Yani hep kötü niyetli olmaz bu işte. Memleketimize güzel hizmetler ediyor. Canından seviyor adam, selam duruyor, saygı duruyor. Buna alışmıştır o. Buna alışmıştır. Size böyle bir ulu kişi, bir milletin önderi geldiğinde fekrimuhu, ona ikram edin. Ona hiç kim olduğunu bakmaksızın kapının eşiğine falan oturtturmayın. O alışmıştır hep dip bucağı oturmaya. Siz de ona ikram edin. Mesela onu kalkın kapıda karşılayın. Şöyle güzel bir yere oturtun. İkramlarda filan kendine uygun ikramlarda bulunun. Bak sünnetmiş bu. Buradan ne çıkacak? Evet, çok şeyler çıkacak. Adam gelince yetki var. Sen böyle yapmazsan, bunun bana içinde bir kini var. Onun için böyle davrandı der. Aleyhinde yetkisini kullanmaya başlar, zarara uğrarsın. Eğer böyle ikramda peygamberin bu sünnetini yapmazsanız buna uğrarsın. Yok adam güzel adamsa zaten o ikrama layıktır. O zaman zulmetmiş olursun. Hakkı olan ikramı göstermemiş olursun. Evet, böyle insanlara mudaratun nas derler bunlara. İnsanlarla idare, iyi geçinme derler. Bunlara sünnettir. Toplumdaki insanların değerine göre davranılır. Zararlarından emin olmak için, yararlarından kazanmak için böyle davranılır, idare edilir. Siz de böyle gelen adama durumuna göre toplum içinde kavga olmasın diye, düşmanlık olmasın diye böyle anlayışlı hareket edin, akıllı hareket edin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hadis-i şerifi Beyhaki İbn-i Mace, İbn-i Mace keza Hakim Müstedrek'inde Tabarani, İbn-i Adi, Beyhaki çok birçok hadis kitapları nakletmişler. Abdullah İbn Ömer'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin. Evet, insanlar arasında hoşça geçinmek, insanlar arasında dostluk olması, kardeşlik duygularının olması, insanların mutlu yaşamaları İslam'ın ana hedefidir. Bu birbirimizde olan ilişkilerimizdeki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu arz etmeye çalıştığımız hadis-i şeriflerde açıklanan hususlar, insanları birbirine ısındıran, toplumların mutlu olmasına yol açacak basit hareketlerdir. Bazen çok basit görünen hareketlerden büyük mutluluklar doğar. Biz Peygamberimiz bize emrettiği için, böyle dediği için sırf Resulullah'a insanlık açısından hedeflenen noktalara varılması ayrı olacak onlar. Sırf Peygamber'e uymak niyetiyle yaparsak belki sadece bunlardan birisi sebebiyle cennete girebiliriz. Peygamberle haşrolabiliriz. Evet, Peygamber'i seven sünnetini yapan adamdır. Bunlar da onun sünnetidir. Böyle Müslümanlık çok kolaydır. Cennete gitmek de gördüğünüz gibi o kadar zor değil. Kolaydır. Allah Celle Celaluhu güzel Peygamberimizin birbirimize karşı bu güzel uyarılarına kulak verip de insanlara güzel davranan, bütün insanları sevgi duygularıyla kucaklayan, hiçbir mümine kalbinde kin, nefret, haset, fesat olmayan salih müminlerden eylesin bizi inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah,
Estağfurullah.